bu mutluluk Galatasaray taraftarının, bu mutluluk Başkan Dursun Özbek'in, bu mutluluk Metin Öztürk Başkan'ın. Gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptı, Erdem çok Bey. İşler yaptı. Erdem Bey artık çok fazla konuşmaya gerek yok. En fazla konuştuğumuz isim. Aslında bu gurur Galatasaraylıların. Gerçekten bu sene çok önemliydi. Neden önemliydi? Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında 23. şampiyonluk, 2023 hepsi zaten bir şifreydi Galatasaray için. Bir de Galatasaray taraftarı bu sene en fazla konser dinleyen taraftar oldu. O konserde Icardi'nin yaptırmış olduğu konser oldu. Her maçta hemen hemen goller attı. O konseri bütün her hafta, her Galatasaray taraftarına her hafta konser dinletti. O Icardi'nin şarkısını da hazır tutalım da. Ahmet abi kupa ile ilgili bir şeyler söyleyecek. Onun sözü vereceğim. Bununla ilgili bir şey söyleyip hocama verebilir miyim? Tabii. Buradaki o coşku içinde görülen futbolcuların birçoğu ilk şampiyonluğu yaşadı. 20 tane oyuncu Galatasaray'da ilk şampiyonluk. Hocam o çok büyük bir şeydir. Tabii. Okan Hoca ve bizim Coşkun Gülbahar medya sorumlusu ikinci şampiyonluklarını. Coşkun ilk önce ıslatmadan kaçar gibi oldu ama sonra kaçamadı. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Selam olsun Coşkun kardeşimize de. Yani klasik ama dediğim gibi orada Okan Hoca'nın da Coşkun'un da ikinci şampiyonlukları. Coşkun'un daha genç yaşta ikinci şampiyonlukları. Ön planda Okan Hoca var ama arkada İrfan Saraloğlu, unutmayalım bak. Onları program ilerleyen saatlerinde konuşacağımız çok burada isim var. Burada adil olalım. Burada İrfan Saraloğlu Hoca, Fadıl Hoca, Yener İnci, Doktor, herkesin. Böyle çalışanları, foto muhabirinden, aşçısından herkese. Orada tabii ki Okan Hoca'nın bu şampiyonluk hiç olmadığı kadar önemlidir. Ya, Ankara Gücü maçına denk gelmesi hocam. Ankara Gücü maçında o kaçan şampiyonlukta sorumlu gösterilmesi, 30 Mayıs tarihini tekrar etmesi, ilk şampiyonluğu o zaman varsınız Okan Hoca'yla. Yok, gerçi 97'de yoktu. O şampiyonlukta futbolcu yedek kulübesindeydi. Hani Ankara Gücü maçı olması Okan Hoca için çok şey anlam etmişler. Tabii. Futbolcu olarak ilk şampiyonluğu 30 Mayıs'ta Ankara'da Ankara Gücü'ne karşı ve son şampiyonluğu yine 30 Mayıs'ta Ankara'da Ankara Gücü'ne karşı. İnter'e giderken yine Ankara Gücü'nde o kaçan şampiyonlukta büyük, çok eleştirilmesi. Büyük tesadüf. Tabii eskilere döndük. Eskilere döndüğümüz zaman da hemen şampiyonluğu hak ettiğiniz zaman o kupa gelirdi. Hatta o dönemde iki takımın kazanma ihtimali olduğunda bazen ikisinde bile organizasyonlar yapılırdı. Ve önemli olan kupayı hak ettiğin anda kaldırabilmendi. Bizim Futbol Federasyonumuzun şu an geçerli olan kurallarını işte sevgili Serhan okudu. Çok net bir şekilde ortada. Açık seçik bakın, söylüyor. Futbol Federasyonu geldiği ilk andan itibaren Sayın Büyükekşi'nin yine Dursun Özbek Başkan gibi sevgi saygı ortamını en çok anlatan ve herkesi buna davet eden bir başkan olarak en büyük saygıyı bir sene boyunca bu kadar büyük emek sarf etmiş ve hakkıyla şampiyon olmuş bir kulübe, bir camiaya o kupayı kurallara uygun bir şekilde vermesidir. Şu an kupa oraya gelecek mi, gelmeyecek mi konuşmasını yapmak bile kesinlikle abes. Hocam, gündem maddesi de bunlar. Ben şimdi biraz önce konuştum ya, şimdi bir de şu var, Galatasaray taraftarı gerçekten için rahat olsun. Ben biraz önce başkanla da konuştum. Neden rahat olsun? Çünkü Galatasaray statların ışıkları kapatılan statlarda bile kupa kaldırabildiyse bu kupayı da getirttirir. Açık ve net söyleyeyim yani bu Galatasaray yönetimi bu kupayı pazar günü getirir. Aslında gündem maddesi ne kupa ne derbi maçı, gündem maddesi şu olmalı bence. Fenerbahçe Galatasaray'ı alkışlayacak mı? Bence kupa gündem maddesi bu olması lazım hocam. Yani hani fair play, yeni bir başlangıç olması lazım. Yani Galatasaray'ın Fener'i, Fener'in Galatasaray'ı alkışlaması lazım. Öyle değil mi hocam? Hocam. Yani daha şey miyiz? Daha erken mi hocam bunlar? Şöyle, bu konularda herhalde benim kadar titizlikle yaklaşan insan sayısı ülkede çok azdır. Ama ülkenin bir doğruları var, bir de gerçekleri var. Doğru senin dediğin. Gerçek de bizim yakın bir gelecekte bütün bunları yaşama şansımız bence kesinlikle olmayacaktır. Bu alkışla ilgili bir şey söyleyeceğim hocam. Dün ben mesela şampiyon Ankara Gücü maçında Galatasaray oldu ve maçtan sonra ışıklar söndürüldü, müzikler çalındı. Orada Galatasaray yönetiminin olduğu yerde Metin Öztürk Bey ve diğer yöneticiler vardı orada. Bora Bey falan. Yani Ankara Gücü taraftarını ben çok severim. Her zaman da ayrı bir yer tutarım. Eskişehir Spor, Bursa Spor. Sen de o camiaları bilen bir kişisin hocam. Sakarya Spor, Kocaeli Spor. Ben mesela Sakarya Spor'u bizzat içindeyim. Kocaeli Spor. Yani Fenerbahçe Galatasaray'ı alkışlar mı diye. Dün Ankara Gücü taraftarı maçtan sonra o stat hoparlörlerinin açılması, yani ışıkların söndürülmesine ben açıkçası orada üzüldüm. Ankara Gücü iyi mücadele etti. Sağ içinde son derece fair play içinde geçti. Fakat maç bittikten sonra o kutlamalarda müziklerin çalınması,
tribünün, o protokol tribünün yan tarafında olan yöneticilere zaman zaman müdahaleler yapılması, bazı yabancı maddelerin atılması gibi şeylere tanık olduğum için o şampiyonlukta takım sonuçta mücadele ediyor. Ligde düşme kalma mücadelesi değil. Orada bile bir alkış, fair play adına bir şey beklerdim açıkçası yani. Ya mutlaka. Icardi'nin şarkı ve teresini bir ekrana getireyim mi hocam? Ortalığı daha yumuşattı. Evet. Hep şampiyonlukta bile gerginlikleri konuşuyoruz. İzleyelim. Mesela tabii bununla ilgili çok soru geliyor. Benim anlamadığım şey şu. Şimdi talimatlar açık. Yani son maç neyse şampiyon takıma kupası takdim edilir. Neden bu konu bu kadar büyüdü? Aykut. Yani hiç alakası Aykut. Bile. Yani niye kupa gelmesin? Rakip Fenerbahçe olduğu için biz şu an kupanın gelip gelmeyeceğini tartışıyoruz. Eğer rakip Fenerbahçe olmasaydı biz şu an gündem maddemiz kupa olmazdı. Galatasaray'ın kutlamalarını konuşurduk. Rakip Fenerbahçe olduğu için biz şu an bu kupa gelir mi gelmez mi konuşmaya başladık. Ki gerçekten de vahim bir durumdayız yani maalesef. Ha şimdi Fenerbahçe şampiyon olsa kupa kaldırmaz mıydı Fenerbahçe? Herkes kupa. Ya şimdi şöyle bak Aykut, Fenerbahçe şampiyon 50 bin taraftar var. Arena'da kaldırır mıydı bak şimdi kupayı? Hiç onu bunu bıraktık. Şimdi Galatasaray ya da X bir takım şampiyon oldu değil mi? Ve şampiyonluk için son maçta kendi evinde. Diyor ki talimatname diyor ki son kendi iç saha maçında kupa kaldırır diyor. Tamam. Ve sonrasında da X bir takımın taraftarları gelir. 50 bin taraftar o şeyleri görmek istemez mi? Yani kupayı görmek istemez. Bir de şöyle bir durum var. Sezonu erken açacaksın. Maçların var. Avrupa kupan var. Futbolcuların hepsi uçak biletlerini aldı. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden o kupa oraya gelecek. Bu kadar basit ya. Yani biz bunu konuşmanın, bizim tartışmanın anlamı bile yok yani. Bizim bile hakikaten tuhaf bir durum. Bir de bugün şununla karşılaştım. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Stada gittim. Birkaç arkadaşıma forma bakmaya. Hatta orada biliyorsunuz başkan yardımcısı Cemal Özgörköy başkanı gördüm. Cemal başkan da mağazaları teftiş ediyordu. Tişörtler acayip kuruk vardı o. 23. tişörtleri tamamıyla tükenmiş. Ve bana dedi ki, oyuncuların giydiği tişört. Şampiyonluk evet. Tişört. Bu sene rekor kırmışlar. Yani tişört satışında ve rekor kırmışlar. Tişörtlerin hepsi tamamıyla bitmiş. Alamayanlar için de bu akşam için sabaha kadar üretim yapacaklar ve sabah tekrardan satışa sunacaklarmış. 190 milyon TL galiba. Her şey dahil. Şampiyonlar Ligi'ne parası hariç her şey dahil 190 milyon TL gibi bir kasaya para giriyormuş Galatasaray'ın. Yani o tabii bu ürünlerde, kendi yapılan ürünlerde ciddi bir kar var ama formalardan da çok fazla ciddi bir gelir yok. Cemal Bey'in sezon başında bu yönetime gelirken bir Columbus projesi vardı. Ben hep biliyorsun onu söyledim. Çok ciddi bir gelir elde ederek bu yönetime girmesinde ve Dursun Bey'in rakibi olan Eşref Bey'in listesinde de seçime girmişti. O Columbus projesini ben bunu birkaç kere sordum. Şampiyonluğu kutluyorum. Herkesin emeğini kutluyorum. Ama bu Columbus projesiyle ilgili Galatasaray camiasının çok ciddi bir bilgiye ihtiyacı var. Çünkü rakam 500 milyon dolar falan da hocam. Bunun içinde inşaat, işte bu GS Store'lar.